Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz dostlar. Bugünkü videomuzda sizlere muhabbet kışlarımıza mama yapacağız ve mamanın içine bir şeyler katacağız. Onlar neymiş sizlere arka kamerada birazdan göstereceğiz. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım arkadaşlar. Değerli dostlar, bugün mamamızın içeriğinde daha önceden soymuş olduğum şu aletle soymuş olduğum siyah havucumuz var ve yanında bir iki tane yine normal turuncu havucumuz var ve arkadaşlar brokoli var. Sebze olarak bunları kullanacağız. Bunun dışında arkadaşlar şimdi birazdan mama katkımızı ve mama katkımızın içerisine ekstra olarak neler katacağız sizlere tek tek göstereceğiz. Evet, şef mutfağını açtı sizlere. Tek tek ne var ne yok göstereceğiz değerli dostlar. Bunlar bizim mama katkılarımız. Bunun dışında ekstra bir mama katkımız daha var arkadaşlar. O da yolda, inşallah sizlere de onu sunuyoruz artık. Onu da şöyle söyleyeyim. Allah nasip ederse yani şiddetli tavsiye edeceğim bir ürün olacak. Yavrularınız normalde 30 günde yeme düşüyorsa inanın 27 güne, 26 güne düşürecek. Onun da yani ben arkasındayım inşallah. Öyle bir mama. Yeter ki yedirin hayvanlarınıza. Her neyse, şimdi içeriklerimize gelelim. Değerli dostlar, biliyorsunuz B2Fu Food Mama'nın bayisiyiz. Satış noktasıyız. Almak isteyen dostlarımız bizlerden temin edebiliyor. Şimdi bu B2Fu Food Mama'nın kurtlu, ballı, polenli maması. Hemen şöyle daha net bir şekilde gösterelim. Bu mamanın içine arkadaşlar ben sırasıyla polen, sarımsak tozu, nane, ada çayı, okaliptus, ıhlamur, çim tohumu, kekik, zencefil, deve dikeni tohumu. Deve dikeni tohumu da çok önemli arkadaşlar. Hayvanlarımızda doğal karaciğer koruyucusudur. Ve Star'ın, biliyorsunuz bunların da satışını yapıyoruz. Star'ın dağ kekiği arkadaşlar. Onu da şöyle tekrar göstereyim. Bundan da bir kaşık kattık. Ve hepsini şu anda burada harmanladık. Mükemmel bir koku var. Onu da söylemiş olalım. Şimdi neden ayrı yaptık? Bunu her videoda söylüyorum. Belki sıkılacaksınız artık. Arkadaşlar toz ürünleri toz ürünlerle birlikte karıştırıyoruz. Sıvı ürünleri de yani nemli ürünleri de nemli vitaminlerle karıştırıyoruz. Sonra bunları birbirine karıştırıyoruz ki karışım oranı tamamen yayılsın. Yani tek noktada birleşmesin arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bir karışım yapıyoruz. Şimdi karışımlarımızı yapalım. Videomuza devam edelim. Dostlar güzelce havuçlarımızı rendeledik. Bu arada bu siyah havuç büyük ihtimalle değil. Yani bildiğim kadarıyla şalgam yapılıyor. Onu biliyorum. Şalgam havucu diye geçiyor. Biz siyah havuç dedik. İşte isteyen anladığını anlar artık. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce karıştırdım. İçine de birazcık NutriBird koydum. Belki görüyorsunuzdur. Ve şimdi mamamızı güzelce yine koyacağız ve karıştıracağız arkadaşlar. Ve bunun içine yine birkaç daha ekleme yapacağım. Şöyle bir geniş açıyı alalım. Hayvanlarımıza elimizden geldiğince güzel bakmaya çalışıyoruz. Bu şimdi tavuğunu alacak. Bunun içine bu sefer arkadaşlar yumurta koymayacağım. Bu şekilde vereceğim sadece. Ama bu sefer farklı bir şey yapacağız. Onu da sizlere birazdan göstereceğim. Şimdi bu mamamız suyunu eme dursun. Artık birbirine işlesin. Çok güzel oldu. Harika bir görüntüsü var. Şöyle tekrar yakından gösterelim. Şu anda gayet güzel görünüyor. Ne ekleyeceğiz? Hemen ona da geçelim. Şimdi sırada arkadaşlar tabii ki olmazsa olmazımız tilki kuyruk daldarlarımız var. Bunu mamaya nasıl ekleyeceğiz? Neden tozunu eklemiyoruz? Arkadaşlar hayvanlar bunu böyle didiklerken mutlu oluyorlar ve stres atıyorlar. Şunu hemen gösterelim size. Nasıl yapacağız? Şu şekilde hemen gösteriyorum. Tersinden tutarak arkadaşlar şu an iki elimle yapmam gerekiyor. Tutarak elinizle çekiyorsunuz ve sadece taneleri kalıyor. Ben hemen yapıyorum. Yaptım. Gördüğünüz gibi sadece sapı kaldı elimde ve bunlar böyle tane tane arasına girdi. Bu şekilde veriyorsunuz. Mamanızı
kuşlarınıza yedirmekte de fayda sağlayacaktır. Şimdi ben bunların tamamını yapacağım. Tekrar karıştıracağım ve artık mamamızı kuşlarımıza servis edeceğiz. Bu da mamamızın son hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet başarılı oldu. Kokusu falan 10 numara oldu. Ve birazdan hayvanlarımıza servis edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu mamayı bekleteceğiz. Çünkü suyunu emmesi gerekiyor. Suyunu emip mamanın birbirine işlemesi gerekiyor. Ve ne kadar süre tutacağız? Arkadaşlar bu mamayı sabahtan akşama kadar tutacağız. Çünkü bunlar nemlenince ertesi gün problem yaşatabilir. Yani hayvanlarınıza mamayı önüne koydum hurra 5 gün dursun olmuyor. Hayvanlarınızı hasta edersiniz. Kursak mantarı olurlar. Allah muhafaza kayıp bile edebilirsiniz. Bu arada bu minnoş da bayağı bir gelişti, büyüdü maşallah. Bu da yeni yavrumuz arkadaşlar. Konrades'in yavrusu. Şöyle gösterelim ürkütmeden. Bu da gayet güzel bir şekilde burada takılıyor arkadaşlar. Evet, mamamızı artık kuşlarımıza servis edelim. Şimdi biz dağıtana kadar tabii yiyen yedi, kenara çekilen çekildi. Ama genel olarak hayvanlarımız mamamızı seviyor. Yaptığımız mamaları çok şükür hayvanlarımıza yediriyoruz. Şöyle güzelce bir yakından gösterelim. Hem bir genel durum yapmış oluruz hem de sizler görmüş olursunuz. Çoğunlukla yumurtada yatıyor hayvanlar. Yumurtasını kaydırdıklarımız da var tabi. Eşlemelerde değişiklikler de yaptık. Mama yerken şunu da söylemiş olalım. Arkadaşlar bu işte sabretmek en önemli husustur. Sabreden derviş muradına ermiş diye bir atasözümüz de var. Biz de bekliyoruz. Bazı kuşlarımız daha yeni yeni hazırlanıyor. Tabi biz bunun ön çalışmasını kendimiz yapmıştık. Yani Eylül ayında bu hayvanlar acemiliğini atsın diye eşledik. İlk yumurtaları alt kattaki takımlarımıza kaydırdık. Mesela bakın burada da yeni bir eşleme var. Gold Texas'ımızın yanına üst vasıf albino dişimizi koyduk arkadaşlar. Yine Conrades biliyorsunuz az önce yavrusunu da gösterdik bir tane. Conrades de çok yuvaya düşkün bir erkek. Bu erkeğimiz şu anda tek. Yani yanındaki dişiyle 2 aydır bekliyorlar. Ve 2 aydır olmadığı için ne yaptık? Hemen dişiyi aldık yanından ayırdık. Bir 10 gün ayıracağız tekrar deneyeceğiz. Ve tekrar olmadığında bu sefer dişiyi tamamen değiştireceğiz arkadaşlar. Farklı bir dişi koyacağız yanına. Yine burada çalışanlar çalışıyor arkadaşlar. Burada hazırlıkta. Burası çalışıyor. Burası bugün çiftleşirken yakaladım. Burası bir yumurtladı işte 5 tane boştu. Yavaş yavaş sistem oturuyor arkadaşlar. Rainbow isteyen olursa benimle iletişime geçebilir. Rainbow'larımız çok güzel arkadaşlar. Yavru Rainbow'larımız harika. Yine burada yuva hazırlığı devam ediyor. Şu anda memnunum yani açıkçası. Hayvanlarımıza düzenli bakıyoruz. Düzenli programlı bir şekilde bakıyoruz. Ama programdan kastım şu değil. Pazartesi şu, salı bu, çarşamba o diye bir olay yok arkadaşlar. Hayvanlarınıza düzenli programlı bakmak demek elinizin altında olan şeyleri düzgün vermek. Yani bugün mama yapıyorsanız ertesi gün işte tohum vereceksiniz. Ertesi gün yumurtalı mama vereceksiniz. Sonra tekrar düzene döneceksiniz. Yani illa pazartesi günü yumurtalı mama verdim diye bir sonraki pazartesi de yumurtalı mama vermek zorunda değilsiniz. Sadece hayvanların ihtiyacına göre ne varsa onu verebilirsiniz arkadaşlar. Benim sizlere tavsiyem her zaman bu olacaktır. Mesela benim hayvanlarımın şu anda ihtiyacı olan şey tohum ağırlıklı gıdalar. Neden? Çünkü çoğunlukla yumurtadalar. Yumurtada olan hayvanların da genellikle tohumla beslenmesi demek özellikle soğuk hava geçişlerinde biraz daha yağlandırmak demektir. Yağlı tohumlar veriyoruz ki kendilerini kışa hazırlasınlar ve güzel bir kış dönemi geçirsinler. Hem yavruya bakabilsinler hem de arkadaşlar kendi kondisyonlarını kaybetmesinler çabasındayız. Öyle diyelim. Salmamızda da şöyle
Hemen gösterelim. Şu rainbow'lardan birisi. Harika bir açık blue, yani mavi arkadaşlar. Yine burada var bir tane daha. Yine orada bir tane mor var arkadaşlar. Yine burada bir tane daha mor var. Şu rengin güzelliğine bakın. Bunları sahiplendirme yapacağız. Tabii bunları biz alırken güzel paralar aldık. Yavrularını da güzel paralara vermek zorundayız arkadaşlar. Yine söylüyorum. Burada da yine mamalar yeniyor. Afiyet, şifa olsun canlara. Mamamızın içeriğini bir kez daha şöyle sizlere gösterelim. Gayet güzel, başarılı bir mama yaptık. Brokolisinden siyah havucuna, turuncu havucumuzdan tutun ki mamamız olan Beautiful Food mamaya kadar hepsi mevcut arkadaşlar. Değerli dostlar, böylece videomun sonuna geldim. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Instagram evde.muhabbetkusu. Tekrar Instagram, kuş sahiplenmek istiyorsanız Sefa Erdoğan Bud Gerigars. Ve arkadaşlar, Facebook grubumuzda Muhabbet Kuşu Türkiye 2022. Oraya da bekleriz arkadaşlar. WhatsApp grubumuzla alakalı bir yanlış anlaşılma var sanırım. İşte birisi propaganda yapmış orada, güldüm bayağı bir. Arkadaşlar, sesinizin çıkamadığı hiçbir yere girmeyin diye. Şimdi WhatsApp'ta olay şuydu. Ben grup kurdum. Grupta sadece ben paylaşım yapabiliyorum. Ben bir şeyler yazıyorum. Neden? Arkadaşlar, grubun amacı sizlere daha hızlı bir şekilde hayvanlarımızı sunmak olacaktı. Şimdi burada ben biliyorum, yani yaşadığım sorunlar daha önce. Şimdi ben bir kuş atacağım. Oraya arkasına bir sürü kişi yazacak. Diyecek ki işte fiyat, işte yer neresi yok, işte gönderim var mı vesaire vesaire. Her bildirim size ciddi derecede rahatsızlık verecek. Ve bu sebeple ben sadece hayvanı atıyorum. Hepinize bildirim gidiyor bir tane. Sonrasında o hayvanla ilgili benden bilgi almak istiyorsanız grupta kimseyi rahatsız etmiyorsunuz. Benim özelime, şahsıma yani yazıyorsunuz. Grupta paylaştığınız kuşu beğendim, almak istiyorum veya bilgi istiyorum diye bana güzelce yazacaksınız ki kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Yani bilmiyorum iyi mi kötü mü ama bence iyi yaptık. Ama oraya yine hala yazan var arkadaş, inanın gülüyorum. Yani cidden gülüyorum. Adam oraya şey yazmış. Arkadaşlar, adam istediğini satacak. Sakın oraya girmeyin. Nerede konuşamazsanız orada sorun yaşarsınız diye bir bildiğiniz muhalefet bir propaganda yapmış. Canını yediğim, gerek yok böyle şeylere. Kimsenin ümüğüne çökmüyoruz hayvana alın diye. İşine gelen alıyor, işine gelmeyen almıyor. Biz sağlıklı bakmaya devam ediyoruz. Sizler de sağlıklı yerden kuş almaya teşvik ediyoruz. Hepsi bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.